İşte minik kuşumun evi şurada. Ay minik kuşum dediğime bakma sakın. Aslan gibidir. Dalyan gibidir benim oğlum. Evet Buket. Abime birçok yerden mankenlik teklifi geldi ama abim kabul etmedi. Ya niye kabul etmedi? Bilmem. İstemedi işte. Kim bilir, belki de o güzel vücudunu sadece evleneceği kızın görmesini istemiştir. Masar Bey'i çok merak ediyorum doğrusu. Yani vallahi bak, benim oğlumu bir görsen, beni anam senin için doğurmuş diye şarkılara başlarsın hemen. Hadi gelin gidelim, gidelim. Hadi. Çok iyi. Ay, boynum oyun tutur zaten, sus ya. İnşallah. Utanmaz, arlanmaz, pistan paralar gibi. Bir de çapkınlık yapacaktınız ha? Rezil adam. Şimdi görürsün sen. Ruslar ne oldu? Niye havalanıyor bunlar? Üstüme geliyorlar. Ruslar durdur şunları. Bunlar bir şey yapacak mı bana? Ruslar spor yaptın. Dayak ya. İlk etik mi? Yapma. Masumum diyorum ya. Oh. Beter olmuş. Saçmalama. Beter olmuş. Bir suç yok, ceza veriyorsun. Yapma. Durun be size. Durdur şunları ya. Vücut geliştirip kız sağlayacaktın ha? Hayır canım, yok öyle bir şey. Yo öyle. Şimdi senin vücudunu öyle bir geliştireceğim ki aşçı Ümit Usta bile senin yanında küçük ibo gibi kalacak. Ne yapacaksın bana? Görürsün canım. Aman Allah'ım, bana ne oldu? Ne yaptın bana? Aman Allah'ım, bu ne böyle? Oh, git bu halinle kız sağla bakalım. Çok gelişmiş vücutlu Masar Efendi. Bunu da mı yapacaktın bana? Bunu da mı? Sar. Ulan yarabbim. Bu ne yaptın? Bu ne? Bu ne yaptın? Kaç gün ben? Bu ne? Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli hayatım. Yapamazsın. Bunu olmaz değil mi? Yapamaz. Yapamazsın benimle. Yapamazsın. Gelmedi onu. Çok hadi. Maalesef olmaz. Oh, kızım bak, bu cüssemle üstüne atlar, gırtlağına sıkar, boğarım seni ha. Ay hayatım, ben zaten bir ölüyüm. Kızım yapamazsın Ruslar, beni böyle fil gibi bırakamazsın. Bunu zarparalık yapmayı planlarken düşünecektim Masar Bey. Cezalısın ve cezanın ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Minik kuşum. Abi. Atletik ve vanilatik yapılıdır benim oğlum. Yani bir görsen vallahi dal gibidir, dal. İnşallah oğlunuz bu değildir. Ha bu. Tü. Maşallah benim şey. Abi. Ama Masar. Oğlum ne oldu sana böyle? Tanıştırayım Duba Masar. Fena mı işte Menkıbe Hanımcığım? Bundan 4 tane Masar çıkar. 4'ünü de evlendirirsin. Gelsin 4'er torunlar. Anne. Doğrusunu söylemek gerekirse son zamanlarda çok yemek yedim. Bünyem kaldırmadı tabii. Şişmanladıkça şişmanladım. Böyle oldu. Ama evladım, daha dün görüştük, hiçbir şeyin yoktu. Evet abi, daha dün annemizin kollarına sığacak kadar zayıftın. Birdenbire oldu anne. Yani insanların bazen üzüntüden saçları beyazlaşır, dişleri dökülür. İşte benimki de o hesap. Birdenbire böyle dopişk oluverdim. Ruhsar öldükten sonra üzüntüden böyle oldum desene sevgili kocacığım. Sen sus. Salak ruh. Kusura bakmayın Menkıbe Hanım teyze ama ben Beyaz Atlı Prensi'mi bekliyordum. Beyaz Atlı filmi değil. Ama bak bir dakika dinle Buket kızım. Yani her şeyin bir çaresi vardır. Şimdi mucizevi diyetler var. İnsan böyle bir diyetle yani 2 günde Yıldız Tilbe misali çöpe dönebiliyor. Dur, böyle biriyle asla edinin. Ama bir dakika. Buket kızım bak bir dakika dinle. Ruhsar. Dalgını geçtin, bana eziyet ettin. Hadi artık ne olsun, beni eski halime getir, atacağım. Hadi. Hayır Masar'cığım. Cezanı çekeceksin. Allah seni kahretmesin. Kanka. Şeyi soracağım sana. Şu çok... Masar? Ne oldu sana böyle? Bir şey olmadı. Sadece biraz cezasını çekiyor. Şişmanladım işte, salak. Görmüyor musun? Tamam. Yani ben görüyorum da yani... Oğlum böyle birden nasıl totişko oldun? Yediğim yemekler yaramış olamaz mı? Hayret bir şey ya. Oğlum yani daha biraz önce filinta gibiydin. Yani çok hafif bir göbeğin vardı. Yani
Oğlum yoksa korku filmlerindeki gibi o küçük göbeğin büyüyüp bütün vücudunu ele mi geçirdi? Ya kanka seninle spora gitmiştik ya, işte orada zayıflama bisikletini ters çevirip kilo almış olabilirim ya da böyle bir şey uzatma işte ben. Öyle bir şey ya. Kanka sen acil olarak bir doktora görünsen iyi olur. Doktorla falan alakası yok. Şeyden oluyor, ruhsal sağlığım bozuldu ondan oldu. Neyse hadi bakayım kanka sen güle güle git bakalım. Dur oğlum hadi dur. Hadi böyle göbeğin nezeli ama ya. Kesin doktora görün ha. Hadi. Hadi tamam. Bak Buket kızım sandığın gibi değil. Yani Masar aslında şişko falan değildir canım. Sanıyorum sana bir şaka yaptım. Şaka mı? Niçin? Herhalde evlenmek istemediği için. Bak sana bunu ispatlayabilir. Evet. Şaka yaptığını hiç sanmıyorum. O göbeğini görmedin mi sanki? Yarın dünya gibiydi be. Allah Allah. Canım şişmansa ne olmuş yani? Dünyanın sonu değil ya. Hem şişmanlar espri dolu çevrelerinde sevilen kişilerdir. Sonra kışın yatakta da fırın gibi olurlar. Teşekkür ederim ama ben şişko bir fırınla aynı yatağı paylaşmak istemiyorum. Hoşçakalın Mekriba Hanım teyze. Bak şuna bak. Oğlum tığ gibi de olsa seninle evlendirmeyeceğim. Söyle anne. Bundan sonra sana artık mazhar yok. Yok. Seni zayıf erkek düşkünü manyak yellos seni. Ay sinirlendim. Yürü ciğerim kuyla anne. Maşallah maşallah. Oo, götür. Benim yaptığım kilolar yetmedi galiba sana Masar Bey. Merhabalar Masar Bey oğlum. Geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim. Ayrıca bu arada da biraz atıştırırız diye düşündüm. Tabii Masar'dan arta kalırsa. Ne oldu sana böyle evladım? Avuzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok baba, bir şey yok. Birazcık kilo aldım, hepsi ya. Tabii. Böyle durmadan homini gırtlak yersen şişmanlarsın. Biraz yavaş ol, nefes al canım. Of, öldüm bittim. Müsaade edersen biraz da biz ölelim. Dur hayatım, bir kıyağın dokunsun bari. Alo buyurun. Ha Masar evladım ben Önder. Buyurun Önder Bey. İşe soracaktım ne yaptın? İş mi? Ama bugün tatil Önder Bey. Onu biliyorum ama biz tatil günü bile olsa çalışıyoruz. Biliyorsun bu iş bizim için çok önemli. Yarına yetişir mi diye soracaktım. Tabii biliyorum Önder Bey hiç merak etmeyin. İş yarın elinizde efendim. Tamam evlat sana güveniyorum. Hadi canım. Şişmanlığın ilk dakikalarında senin yanında oldum hayatım. Şimdi herhalde bunu ihtiyacın yoktur. Saçmalama herkes. Çabuk beni eski böyle üçgen halime döndür ya hadi. Hoşça kal. Alçaktan uçan ruh. Dur git de. Hayırdır inşallah. Masar evladım artık telefonu kapattıktan sonra da mı konuşmaya başladın? Yok baba. Şu reklamı acilen bitirmem lazım. Hazırlamam lazım da. Onun için sesli düşünüyordum. Neyse sana afiyet olsun ben. Tamam. Çalışayım bari. Şuraya oturayım. Çok uzun yol geldim. Oturamıyorum da. Bir tuşa basayım derken şu halim yüzümden 8 tuşa birden basıyorum. Hay gözüm abla bil bakalım ne oldu? Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmadığını biliyorum. Ne bilmiyorsun dersen Saadettin ölmedi. Masarı cezalandırıp fil gibi şişmanlattım. Fil gibi şişmanlattın mı? Ay yazık adama ayol. Niye öyle yaptın? Neden olacak? Zamparalık yapmak için zayıflamaya çalışıyordu adi herif. Ben de onu cezalandırdım. Oh çok iyi yapmışsın ruhsarcığım. Ellerine sağlık. Erkek milleti bundan anlar işte. Saadettin ölmezse ben de birkaç gün sonra onu cezalandırmaya başlayacağım. Yap vallahi gözüm abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.